Selamlar efendim. Bu videomuzda Diablo'nun içeriklerinden, oynanışından ve bilinmesi gereken temel bilgilerden bahsediyor olacağız. Ayrıca videonun sonuna doğru almaya değer mi veya pay to win mi gibi olayları da değiniyor olacağız. Hepinize iyi seyirler dilerim. Video hoşunuza giderse lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Oyunun türü aksiyon RPG ve hack and slash yani siz... Hikayeye özellikle girmediniz müddetçe oyunda diyalog görmezsiniz. Paso canavarları önünüze gelen her şeyi saldırırsınız. Tam olarak bu şekilde. Arkadaşlarınızla beraber oyunu oynayabiliyorsunuz. Fakat grup kurarsanız bu en fazla 4 kişilik oluyor. Fakat grup kurumun avantajları da var. Bundan birazdan bahsedeceğim. Yine klan oluşturma özelliği var. Yine arkadaşlarınızla oradan da iletişim kurabiliyorsunuz. Açık dünya postlarında veya zindanlarda da yine başkalarıyla beraber de işbirliği yapabilmeniz mümkün. Ama gelin öncelikle bir oyun içeriğinden Karakter oluşturmadan başlayalım isterseniz. Yeni bir karakter oluşur dediğimizde şu anda 5 adet sınıfımız var. Ancak 5 adet sınıf olduğuna bakmayın. Örneğin bir haydut seçtiğiniz zaman bunun yetenek ağacı oldukça geniş oluyor. Ve bu yetenek ağacında build oluşturmak ya size kalabilir ya da bir başkasından bakıp ondan bir ilde öğrenebilirsiniz. Ve buna göre karakterinizi kasabilirsiniz. Hani yetenek ağacı çok geniş çaplı olduğu için tamamen farklı farklı buildler oluşturabilmeniz mümkün. Hem aynı anda okçu, aynı anda bıçakçı veya... Sadece okçu, sadece bıçakçı üzerine oynadığınız bir boyutu kasabilirsiniz. Yine büyücü oynadığınızda belli bir element üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Her bir element kitinize katabilirsiniz. En azından karakterler hakkında ufak bir bilgi edinmek isterseniz karakterlerin üzerine gidip sağ tık yaptığınızda az çok temel niteliklerini, özelliklerini öğrenebiliyorsunuz. Örneğin burada siz bir karakter özelleştirmek isterseniz örnek verelim, barbara tıklayalım. Ve burada Barbara seçtiğimiz vakit bize her ne kadar Burada hazır setler vermiş olsa da rastgele bir şekilde. Burada ufak değişiklikler yapabiliyorsunuz. Ancak pek fazla seçenek bulunmamakta görmüş olduğunuz üzere. Az da olsa değiştirebiliyorsunuz. Ezometrik bir bakış açısına sahip olduğu için. Zaten ne kadar değişiklik yaparsanız yapın çok da fazla göze batan özellikler değil. Geçelim şimdi karakter yaratmadaki buradaki seçimlerimize. En son karakteri yarattığınız aşamada. Aşırı zor seçeneğini seçerseniz burada karakterinizle herhangi bir sefer ördüğünüz vakit her şeyiniz siliniyor. Bu yüzden bunu seçmenizi kendinizde çok fazla zorlamadığınız müddetçe önermem. Ambilazer bu konu hakkında da bir duyuru yaptı. 100. seviye ulaşan ilk 1000 kişiye bir lili tekili vereceklerini söylediler. Fakat hani bir internetinizin kopması durumunda, bir lag yaşanması sorununda veya oyununuzun çökmesi durumunda ölmeniz durumunda diyelim kısaca, her şeyiniz boşa gidiyor. Bu yüzden ben bunu pek de önermem. Eliniz seviyeden sonra level kasmanız çok fazla zor hale geliyor bu yüzden. es geçin derim ben bunu işaretlemeyin diye. Burada seferi atlı özelliği eğer farklı bir karakterinizle çok fazla ilerleme kaydetmişsiniz açılan bir özellik. Şimdi ben burada bir ad girdim. Ad girdikten sonra başlat diyorum. Başlat dedikten sonra bana bir soru soruyor. Birinci Dünya Akademisi'nde mi oynamak istersin? ikinci Dünya Akademisi'nde mi? Şimdi şöyle bir olay var. Buradaki Dünya Akademileri dilediğiniz zaman değiştirilebilir. Dünya Akademisi heykelinden değiştirilebiliyor bunlar. Haritada zaten gözüküyor bakıldığı vakit. Eğer daha önce hiç hack and slash türünde bir oyun oynamamışsınız, bu tarz oyunlara hakim değilseniz birinci kademeyi seçmeniz mümkün. Ancak bu tür oyunlara aşinaysanız ikinci dünya kademesini seçin. Hem daha fazla tecrübe puanı elde edin hem de daha da fazla altın elde edin. Burada sadece düşmanlar biraz daha fazla zorluyor ama elde ettiğiniz tecrübe puanına kesinlikle değiyor diyebiliriz. Çünkü hani %1'lik tecrübe puanı bonusuna bile muhtaçız biz aslında bu oyunda birazcık. Ondan ötürü ikinciden başlayabilirsiniz diyebilirim eğer ki aşinaysanız. Hatta oyunda şu anda 4 adet farklı kademe bulunuyor bulunuyor. Elini seviye ulaştığınızda 3. kademenin kilidini bir görev ile beraber açabiliyorsunuz. 4. kademe ise 70. seviye ulaştığınızda açabiliyorsunuz. Ve her bir kademeye göre farklı farklı öğeler düşebilmeniz de mümkün. Evet başlangıç görevi bitti. Kocaman bir harita karşımızda açıldı ancak her yere keşfedemedik. Ve haritamızda bilmediğimiz bir yığın şeyler var. Şundan bahsedeyim. Bölgeleri keşfetmeden önce ana görevlerde dördüncü kısmın başlangıcını yapmanız çok önemli. Eğer ki başlangıç kısmını yaparsanız dördüncü kısımda at elde edebiliyorsunuz. Ve at sayesinde epey hızlı bir şekilde etrafta gezinebiliyorsunuz. At yokken şu haritanın tamamını keşfetmeyi amaçlamayın. Çok fazla zaman kaybedersiniz. Gerek yok. Ata elde etmeye odaklanın sadece. Zaten etrafta keşif yaparken şuradaki mavi yuvarlak şeklinde bulunan ışınlayıcıları açmış olduğunuz müddetçe az çok gezinti sıkıntınız oradan kalkmış bulunuyor. Bu yüzden demiş olduğum gibi öncelikle ana hikayeyi bitirmeye çalışın ki tüm içeriklere açmış olun. Harita keşfi demişken bir şeyden daha bahsetmekte fayda var. Siz haritayı ne kadar iyi keşfederseniz o kadar fazla buradaki keşif seviyeniz, şöhretiniz artar ve şöhretiniz arttıkça buradan yetenek puanı elde edebilir, ekstra kapasitenizi artırabilir veya mükemmeliyet puanı kazanabilirsiniz ki bunlar çok önemli olan niteliklerimiz. Bu yüzden haritayı ata elde ettikten sonra keşfetmenizde hızlı bir şekilde fayda var. Peki burada bilmediğiniz birkaç kavram olabilir. Hani yangöreleri zaten az çok biliyorsunuzdur. Yang zindanlar da yine aynı şekilde karşınıza sürekli olarak çıkıyor. Fakat lilletin sunakları ve kaleler görmemiş olduğunuz içerikler olabilir. Kalelere baktığımız vakit bunlar size kimi zaman ışınlayıcı açan, kimi zaman bölgedeki zinanın kilidini açan kısımlar. Ancak bu kaleleri açabilmek için öncelikle buradaki yaratık dalga temizlemeniz gerekiyor. Objektifleri bitirmeniz gerekiyor. Litin sunakları ise haritada tam olarak gözükmeyen ancak topladıktan sonra haritanızda sen bunu topladın anlamında gözükmeye başlayan size kalıcı nitelikler kazandıran önemli sunaklar aslında. Bunları da toplamınızda yine fayda var. Hatta ata elde ettikten sonra tüm bölgeyi keşfedip bir yandan da bu litin sunakları toplamanız çok önemli. Dediğim gibi kalıcı nitelikler kazandırmış olduğu için ilerideki döneceğiniz dinanlarda size büyük kolaylıklar sağlıyor. Aynı zamanda bölge keşfinde de yüksek bir puan içeriği size sun sunduğu için şöhret içeriği sunduğu için buradaki tüm ödülleri de yine toplamınızda fayda var. Canavarları alt ederken parti kurmaya özen göstermeniz sizin adınıza iyi olabilir. Çünkü birisiyle parti kurup beraber canavar katlettiğiniz vakit ekstradan bir tecrübe puanı elde ediyorsunuz ve bu tecrübe puanı sayesinde daha da hızlı bir şekilde seviye kazmanızda olanak sağlıyor bu özellik. Fakat şunu da belirtmekte fayda var. Sizin takım arkadaşınız sizden ne kadar yüksek seviye olursa olsun bir canavarla karşılaştığınız vakit o canavarın seviyesi sizde sizin seviyeniz yakın bir şekilde gözüküyorken takım arkadaşınızda da takım arkadaşınıza yakın bir seviyede gözükür. Yani siz 7. seviyedeyseniz düşmanınız size 7. seviyede gözükebiliyorken eğer ki takım arkadaşınız 24. seviyedeyse takım arkadaşınıza aynı düşman 24. seviyede gözükebilir. Bu yüzden hepimiz eşit zorluklarda aslında canavarlarla mücadele ediyoruz. Yüksek seviyeli arkadaşınız aman gel ben seni kasayım kafasına giremiyor. O da birazcık zorlanabiliyor elbette. Ama işin güzel yanı ana beraber dönebiliyorsunuz. Herhangi bir aksilik oluşturmuyor. Bu yüzden eğer ki bir arkadaşınız varsa baştan sona arkadaşınızla beraber oynayabilmeniz mümkün. Oyunun içerisinde her zaman etkinlikler oluyor. Bunlar kim zaman lejyon etkinliği olarak geçiyor büyük canavar dalgalarını açık dünyadaki arkadaşlarınızla beraber kesmeniz gerekiyor veya rastgele insanlarla veya dünya bossları oluyor. Bu dünya bosslarını keserek de yine tecrübe puanı elde edip güzel itemler düşebilme şansınıza erişebiliyorsunuz. Ve haritanın rastgele konumlarında yine mini etkinliklerle karşılaşabilmeniz mümkün. Bunlara denk geldikçe yapmanızda fayda var. Size hem güzel olarak bir etkinlik puanı kazandırıyorlar hem de güzel bir tecrübe puanı kazanabiliyorsunuz. Peki bu etkinlik puanından kastımız ne? Eğer siz bu tarz etkinliklere girerseniz size buradan metalikler puanı veriyor. Bu metalikleri ise şu önümde görmüş olduğunuz ilginç eşya tedarikçisinden takas ederek kullanabiliyorsunuz. Haritadaki sembolü ise bu şekilde. Buna gittiğimiz vakit eğer siz etkinlikten yeterli miktarda metalik kasmışsanız, dilediğiniz bir tesisatla metaliği takas edebilmeniz mümkün ve buradan size efsaneviye kadar, kutsala kadar hatta değerli eşyalar verebiliyor. Tabi sizin kademiniz yükseldikçe buradan elde edebileceğiniz maksimum kalite, eşya seviyesi de artmış oluyor. Bu yüzden ne kadar fazla metalik kasıp buradan takaslarsanız bir ihtimal yine güzel eşyalar düşebilme şansınız bulunuyor. Metaliğimizin kasma sınırı da bulunduğu için elinizde fazla metalik bulundukça veya sınırı ulaştıkça gelip burada takaslayabilirsiniz. Veya herhangi bir testata ihtiyacınız yoksa en kötü fısıldayan anahtarlarla beraber buradaki metalikleri takaslayabilir ve etrafta haritada bulunan fısıldayan sandıkları da bu anahtar ile beraber açabilirsiniz. Onların da açılmanın tek yolu bu olduğu için. Önceliğin size buradaki eşyaları verdikten sonra rahatlıkla buna verebilirsiniz. Çünkü metalik kasmanın herhangi bir sınırı olmuyor. Hani burada maksimum kapasite elimizde tutuyoruz ama etkinliklere sürekli kafamız göre katılabiliyoruz. Herhangi bir sınırı yok. Simyacımızdan bahsedelim. Haritadaki simgesi bu şekilde gözükmekte. Simyacıya geldiğiniz vakit buradaki kullanmış olduğunuz can iksirlerinin seviyesini arttırabiliyorsunuz. Ve bu iksirlerin seviyesini arttırdığınızda elbette size hem daha fazla can kazandırıyor hem de hayatta kalma şansınız artıyor. Bunun dışında bir iksir üretebilir ve buradan da yine tecrübe puanı da ekstradan elde etmenizle beraber ekstradan niteliklerinizi güçlendirebilmeniz de mümkün. Ancak unutmayın aynı anda en fazla bir adet iksirin özelliği aktif bir şekilde çalışır. Artık seviyemiz birazcık ilerledi ve etrafımızdaki etkinliklerden, sandıklardan veya eşya takısından yani metalik takısından efsanevi eşyalar düşürmeye başladık. Buradaki efsanevi eşyaların biz özelliklerini dilersek çıkarıp farklı bir eşya üzerinde kullanabiliyoruz ve onu efsanevi hale getirebiliyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi bir öteki göstermemiz gereken içerik ise buradaki okulist. Okulistimizin sembolistini haritada görmüş olduğunuz şekilde beliriyor karşınızda. Buradaki okuliste gidip etkileşime geçtikten sonra eğer ki bir efsanevi eşyadaki özelliği kendinize ayırmak istiyorsanız, kenarda tutmak istiyorsanız ancak eşyadan kurtulmak istiyorsanız buradaki yüzü çıkar seçeneğine gidiyoruz. Ardından buradaki ben muska mı? yok edilecek kısma koyuyorum. Ve buradaki yüz, yüz öne izlemesine baktığım vakit sen buradaki yüzü ayırıyorsun ancak farklı bir eşya ile beraber bunu birleştirip kullanabilirsin anlamına geliyor. Ben de yüzü çıkar dediğimde benden yüksek miktarda altın alıyor ancak karşılığında ben yüzü burada elde etmiş oluyorum. Ve dilediğim eşyada bunu tekrardan kullanabiliyorum ilgili ekipmanda. Örnek veriyorum burada muskada olduğu için hadi yüzlükte diyelim ki kullanayım diyorum. Öğeyi buraya yerleştiriyorum. İşte yüz olarak da buradan ben farklı bir şekilde efsane bir yüz elde ediyorum. Envanterden yerleştiriyorum. Ve ön izlem olarak da buradan da yine farklı bir özelliğe sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Buradaki özelliği doğrudan değiştirebiliyorum. Hani elinizdeki bir özelliği değiştirebilirsiniz veya elinizdeki herhangi bir eşyaya... Ekstradan bir özellik verip onunla efsanevi hale getirebilirsiniz de. Eşyalarımızı kasma şeklimiz bu şekilde ilerliyor. Ancak oyunun başlangıcında bunu yapmanızda hiçbir şekilde gerek yok. Mümkün olduğunca yüksek seviyelere ulaşın. Hani eliniz seviyeye geçtikten sonra belki bununla uğraşabilirsiniz. Çok fazla geride kalırsınız sar konusunda 3. kademeye geçtiğinizde. Ancak onun öncesinde böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Güç rehberi ise dönmüş olduğunuz zindanlardan sınıf özelliği elde ettiğiniz vakit buradaki özellikleri de kullanıp yine silahınıza güç rehberinden özellik ekleyebilmeniz de mümkün. Yüzleri tek seferlik kullanıyoruz. Bu arada onu da belirtmiş olayım. Hani bir yüzü kullandıktan sonra bir daha o yüzden üretmemiz gerekebilir. Örnek vermek gerekirse şuradan ben yüz ekliyorum. Savunması düşmanları karşı artırılmış tesirler bende zaten iki tane varmış. Yüzde otuzlu kullandım. Düşük seviyeli olanı kullandım. Yüzü damgala dedim. Kabul et dedim. Ve buradaki yüz yok oldu. Ancak ekipman... Artık envanterime efsanevi bir şekilde eklendi ve daha güçlü bir forma ulaşmış oldu. Bu yüzden dediğim gibi birazcık fazla altın harcattırabilir bu tarz içerikler size. Ancak bunları zaten erken yapmanızda hiçbir şekilde gerek yok. Fakat şöyle bir durum daha var. Her eşyanız efsanevi düşmüyor ve bu eşyalardan maksimum verimlilikte faydalanmak istiyorsunuz. Örneğin şu sarılardan bahsedelim. Veya efsanevi olsa bile siz bu eşyaları dilerseniz zulaya atabilirsiniz ki zulalarınız da zaten burada haritanızda gözükebiliyor. Zula envanterini sürekli satın alın. Bunların yerini açın. Bol bol efsanevi eşyalarınızı doldurun ki ileride belki değerlendirebileceğiniz yüz vardır içerisinde. O yüzden bahsediyorum. Eğer ki hiç kullanacağınız bir yüz yüzde yoksa demirciden buradan bu eşyaları ayrıştırabilir ve silahların seviyesine artı basabileceğiniz malzemeler elde edebilirsiniz. Örneğin normalde burada kuşanmış olduğum bir efsanevi kılıcı ben buradaki silahları ve zırhı yükselt kısmını getirip buraya koyarsam buradaki kılıcımı 5. seviye kadar çıkartabiliyorum ve her bir yükseltmede şurada da görmüş olduğunuz üzere malzemeleri kullanaraktan altında kullanıp eşyamı yükseltebiliyorum. Buradaki her bir geliştirme malzemesinin de neyden elde edildiğini buradan görebiliyorum. Hani efsanevi itemleri de ayrıştırmak aslında oldukça önemli ki efsanevi silahlarınızın seviyesini geliştirebilin ve bu sayede daha iyi bir verimlilikte kullanabilin diye. Peki bu tarz silah geliştirme veya zırh geliştirme özelliği ne zaman yapılmalı? Yine elin seviye kadar yapmanızda pek bir dert yok çünkü çok hızlı seviye kasıyorsunuz elin seviye kadar ve sürekli eşya düşürdüğünüz için aralarını sürekli takas yapabilmeniz de mümkün. Oyunda öldükçe eşyalarımızın dayanıklılığı azalıyor ve olur da eşyalarınızın dayanıklılığı sıfıra ulaşırsa o eşyayı kuşanamayabilirsiniz. Ancak eşya yok olmaz. Buna gidip yine kafanızı göre tamir edebilirsiniz. Dilerseniz burada eşyayı seçerek tamir edebiliyorsunuz. Dilerseniz tüm üyeleri buradan tamir et diyerekten hepsini altını cebinizden çıkartıp da tamir edebiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun olur da eşyanızın dayanıklı sıfıra ulaşırsa diye. Yine güçlenme namına bir adet daha özellikten bahsedecek olursak Kuyumcuya giderekten buradaki silahlarınızın veya ekipmanlarınızın üzerinde birer adet soket açabilirsiniz ve bu soketler sayesinde çıkarmış olduğunuz, düşünmüş olduğunuz mücevherleri takabilir ve işte silah, zırha veya mücevheratı takmış olduğunuz taşa göre de nitelikler kazanabiliyorsunuz ekstradan. Buna göre de taşları verimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz elbette. Fakat dediğim gibi herhangi bir şeyde rahat bir şekilde yuva ekleyebilirsiniz. Yuva ekleme bedeli birazcık yüksek, birazcık pahalı gelebilir. O yüzden ben şu anda yuva eklemeyi düşünmüyorum. Çünkü sürekli eşya değiştiriyorum. Yuva eklemeyi çok daha ilerleyen seviyelerde yapabilirsiniz. Ancak burada şeyden çekinmeyin. Hani belirli bir eşyanızda bir mücevher takmaktan çekinmeyin. Çünkü bunu taktıktan sonra sökme bedeli o kadar yüksek olmuyor zaten. Yani birazcık fazla oluyor elbette ama en azından şuradaki yüve ekleme kadar pahalı olmuyor. Birazcık gitmiş yine. <laughs> bu kadar fazla pahalı olacağını düşünmemiştim ama. Şimdi bu kadar fazla uğraşmanıza gerek yok. Kenarda bunları biriktirin. Zaten bunların seviyesini arttırıyorsunuz. Bunları sürekli geliştirebildiğiniz kadar geliştirin. En yüksek seviyeye ulaştırın. Ve dolanızda depolayın. En güzeli bu olacaktır kesinlikle. Ufak bir tüyo daha vereyim. Yan görevlerde veya ana görevlerde haritada gezinirken. Olur da kesmeniz gereken belirli bir düşman varsa veya ondan item düşüyorsa mini haritanızda sağ üstte kırmızı bir şekilde zaten kesmeniz gereken yaratıklar özellikle belli oluyor. Ve bu canavarları almanız gerektiğinden bahsediyor. Hani bu da ufak bir tüy olsa da size yardımcı olabilir diye bahsetmek istedim. Biraz daha oyunun ilerleyen aşamalarına geçelim isterseniz. Elin ulaştıktan sonra artık kademe 3 olan dünya seviyesini açıyoruz ve burada daha zorlu kabus zindanlarına girmeye başlıyoruz. Kabus zindanlarında bahsetmem gereken şey şu hangi kademede girmem gerekiyor diye düşünüyor olursanız kendi seviyenizden yaklaşık 50 çıkararak elde etmiş olduğunuz düzeydeki bir zindana girmeniz daha mantıklı. Örnek verecek olursam eğer ki 50. seviyeye daha yeni ulaşmışsanız Birinci ile beşinci kademe arasındaki zindanlara dönerseniz ve sadece objektife odaklanırsanız daha hızlı bir şekilde seviye kasabilirsiniz. Ancak siz 55. seviye ulaşmışsınızdır diyelim ki. Artık 6. ile 10. kademe arasındaki zindanları dönmeye başlayabilirsiniz. Ve buradaki zindanlardan da yine sadece objektife odaklanıp daha hızlı bir şekilde tecrübe puanı kasabilirsiniz. Bu şekilde daha da hızlı dönebilirsiniz en azından yüksek seviyelerde diye belirtmiş olmak istedim. Yine 50. seviyeye geçtikten sonra burada yetenek ağacının yanında mükemmeliyet ağacı da açılacağı için buradaki mükemmeliyet kısmından kendinize ekstra nitelikler kazandırabiliyorsunuz. Ve buradaki kazanmış olduğunuz niteliklerin ne anlama geldi? geldi veya size ne kadar bonus kazandırdığında görebiliyorsunuz Buna göre de ekstradan bir bu seçeneği karşınıza çıkıyor 70'in seviyeden sonra daha da genişleyen özelliklerimiz oluyor elbette peki oyun pay to win mi şu an oyunda satın alınabilen içeriklere baktığımızda sadece ve sadece kozmetikler bulunmakta Hani ben gidip burada mesela Haydut'a dair bir adet kurdanın yetiştirdiği diye bir adet set alırsam Aslında burada sadece kozmetik satın almış oluyorum. Bunların her biri sadece görünümü değiştiriyor sadece. Herhangi bir nitelik artışı kazandırmıyor. Buradaki herhangi bir özellik nitelik artışı kazandırmadığı için oyuna pay to win demek pek de mümkün değil. Peki oyun pay to win olursa ilerleyen vakitlerde bir sıkıntı oluşturur mu? Hani PvP olan kısımlar elbette oyunda var. Elin seviye geçtikten sonra artık oyunun kırmızı alanları çıkmaya başlıyor ve orada PvP açabiliyorsunuz. Özellikle para sararak açabileceğiniz bir sınıf veya bir içerik olursa pay to win'e dönüşebilme şansı var. Ancak şimdi şey Şimdilik Petwin olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki şu an oyun normalde 1200 lira olarak standart paketiyle beraber satın alınabilecekti. Ancak fiyatlar oyun çıkış yaptığı gibi anında uçtu. 1400 lira oldu. Şu an almaya değer mi diye soracak olursanız. Eğer ki arkadaşlarınız varsa beraber oynayabileceğinizi düşünüyorsanız uzun bir süreyle. Belki alabilirsiniz. Ancak beraber oynayabileceğiniz bir arkadaş yoksa veya başka birisini bulabileceğinize de pek inanmıyorsanız sıkılabilme şansınız var. Hani tek başınıza oynayarak da bu oyunu oynayıp bitirebilmeniz de mümkün elbette. Sırf tek başınıza içerik yapabilmeniz de mümkün ama belli bir müddet sonra sıkacaktır diye düşünüyorum sürekli tek başınıza oynaya oynaya. Bu yüzden illaki bu oyunda bir arkadaş bulup bu şekilde takılmanız daha iyi olacaktır diye düşünüyorum ben. Yine herkesin fikri kendisine göre değişecektir elbette bu konuda. Fakat oldukça pahalı. Fakat tek seferlik satın aldığınızda da sonuçta bir hack and slash RPG, aksiyon RPG olduğu için de uzun ömürlü bir şekilde de sizi götürür. Zaten oyunu sık bir şekilde güncellemelerde geliyor. Bununla birlikte sezon testleri de gelecek. Bunlarla beraber ekstra içeriklerimiz de oluşacak. Yine beni takip etmek isterseniz Twitch üzerinde de yayınlar yapmaktayım. Hatta buradaki Diablo 4 dropları da belki benim kanalda yine açık olabilir diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle açık olacaktır. Oradaki yayınları izleyerek de dropları düşebilmeniz mümkün. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik paylaşacaklarım bu kadar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın.